Kurgu bir darbe bahanesiyle binlerce insan bir gecede terörist iddiasıyla damgalanıp kötülük imparatorluğunun zulmüne maruz kaldı. Bu zulüm tarihteki misallerini aratmayacak nitelikteydi. Kurdukları menfaat şebekesinin çökmesinden endişe eden devlet görünümlü çete, yüz binlerce insana her türlü zulmü yapmaktan çekinmedi. Siyaset bilimci Hannah Arendt'e göre kötülük yapan bir insan kötülük yaptığını düşünmez, sadece belirli bir sistem içinde doğru ve uygun hareket ettiğini düşünür. Kötü olarak nitelendirilen insanlar kendilerini kötü olarak görmezler. Hatta onca zulüm ve yıkımlarına rağmen kendilerini ıslahçı olarak görürler. Nazizm veya benzeri faşizm mayalı totaliter rejimlerin temel vasfı budur. Kendilerine bir düşman seçer, elindeki medya ve devlet imkanlarıyla kamuoyunu manipüle eder, rakiplerinin düşman olduğuna taraftarlarını inandırır, onlara en aşağılık hakaretleri yapar, itibar suikastına maruz bırakır, inanmayanları kurgu mahkemeler ve zindanla korkutur, düşman seçilen kitlenin suçsuzluğunu aykırana "sen de onlardansın" diyerek atfı cürümde bulunup işi zamana yayarak bütün kötülükleri sıradanlaştırır. Totaliter rejimlerde halk ne kadar eğitimsiz olursa o kadar kolay yönetilir. Faşizan söylemlerle "gidersek ülke yıkılır" ve iç ve dış düşmanlar argümanlarıyla kitleleri rejimden razı etmeye çabalarlar. İnsanlar arasında tıslayarak dolaşan faşizm yılanının zehrini akıttığı vakalardan biri de 9 ve 10 Kasım 1938'de yaşanan Kristal Gece isimli hadisedir. Bu gecenin resmi ismi Kasım Kıyımı'dır. Tek adam rejimiyle yönetilen Nazi Almanya'sında devlet ve emri altındaki çetelerin organize ettikleri bu zulüm, faşizmle enfusunlanmış halkın destek verdiği kara bir gece olarak tarihe geçmiştir. Olayların Kristal Gece diye anılmasının sebebi, o gece yağmalanan ev ve dükkanların kırılan camlarının, sokak lambalarının ışığıyla parlamasıdır. Gaddar güruhlar için tam aranan gündür ve binlerce ev ve iş yeri yağmalanır. Yukarıdan gelen emirle güvenlik güçleri 6 gün süren bu kıyıma müdahale etmez. Faşizmin canavarı, Almanya'nın bütün sokaklarında kan akıtır. İşin en korkunç boyutuysa, daha düne kadar komşu, arkadaş, dost ve akraba olan Almanların yapılan katliamı sevinç gösterileriyle alkışlamalarıdır. Kristal Gece olaylarıyla başlayan süreçte 400 kişi öldürülür, 1400 sinagog ateşe verilir, binlerce iş yeri, ev ve Yahudi mezarı tahrip ve yağma edilir. Olaylardan sonra 30 bin Yahudi toplama kamplarına gönderilir, yüzlercesi bu kamplarda gördükleri kötü muamele sonucu hayatını kaybeder. Bu mezalimin üzerine Naziler, çıkan olaylar ve oluşan zarardan Yahudi toplumunu sorumlu tutar. Aç canavar, dönüp bir de diş ve tırnağının kirasını ister ve Yahudilere 1 milyar mark, 7 milyar dolar para cezası kesilir. Bir suikastle fitili ateşlenen ve kitlelerin de destek vermesiyle bir faciaya dönüşen Kasım Kıyımı, bir topluluğa karşı yürütülen düşmanlaştırma kampanyasının, devlet eliyle nasıl bir soykırıma dönüştüğünün acı bir örneğidir. Zira bu gece, sonu gaz odalarına giden facianın ilk adımıdır. İnsanlık düşmanı çeteler, bugün de kötülüğü sıradanlaştırmaya, kitleleri faşizmle büyülemeye, irtikap ettikleri katmerli zulme rağmen mağdur rolü oynamaya ve işledikleri insanlık suçlarını 15 Temmuz sahte darbesi bahanesiyle meşru göstermeye devam ediyor. Kurgu darbe sonrası oluşturulan kaotik ortamda yüzlerce eğitim kurumu kapatıldı, binlerce iş adamının iş yerlerine el konuldu, gasp edilen mal varlığı yandaşlara peşkeş çekildi, kitap evleri yağmalandı ve kışkırtılan halk kitapların üzerinde tepindi. 500 bin insan sorgudan geçirildi, on binlerce insan zindanlara yollandı, işkenceye maruz kaldı ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldı. Bunca zulme tahammül edemeyen yüzlerce insan vefat etti. Devleti elinde tutan ve her türlü suça bulaşan bu yapı, ne türlü propaganda yaparsa yapsın yargılanacak ve en büyük suçlular olarak tarihe geçecektir. Tıpkı kendilerine örnek aldıkları zalimler ve şürekası gibi. Nitekim Hitler'in sağ kolu Goebbels 1943'te ya gelmiş geçmiş en büyük devlet adamları ya da en büyük suçlular olarak tarihe geçeceğiz demişti. Yazımızı bir ayeti kerimeyle noktalayalım. Ey milletim! Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum.